Yunus çağırırlar adını. Gün geçtikçe artar odun. İki cihanda maksudun, bana seni gerek seni. Mana aleminin büyük erlerinden Yunus Emre'nin hayatı hakkındaki bilgiler yok denecek kadar azdır. Nerede, ne zamanda olduğu, nasıl yaşadığı, hangi zamanda ve nerede Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gönül sırlarından olmuştur. Bu büyük Hak aşığının 1240 yılında doğduğu, 1320 yılında Hakk'a yürüdüğü tahmin edilmektedir. Bu yıllar Anadolu'yu İslamlaştıran, İslam dinini bu topraklarda kökleştiren başta Mevlana Celaleddin, Hacı Bektaş Veli, Sultan Veled ve Ahi Evran gibi mana ulularının yaşadığı bir dönemdi. Böyle bir zamanda manevi olarak böyle verimli bir ortamda Anadolu'nun ortasında muhtemelen Sivrihisar'ın Sarıköy'ünde dünyaya gelen Yunus Emre'nin Karaman ve Bolu'da doğduğu da söylenmektedir. Yunus Emre fakir bir köylü olarak hayatını sürdürüyordu. Bir dönem kıtlık oldu. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli'ye giderek fakirliğini anlatmak istedi. Dağdan alıç yükleyerek Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna çıktı. "Ben fakir bir kimseyim. Bu yıl ekinimden bir şey elde edemedim. Şu alıçları kabul edip karşılığında buğday verirseniz duacınız olurum." Hacı Bektaş Veli, Yunus'un bu isteğine şu karşılığı verir: "Buğday mı istersin, himmet mi?" Fakir bir köylü olan Yunus Emre, ısrarlı bir şekilde buğday istediğini söyler. Öküzüne buğdayları yükleyen Yunus Emre, köyünün yolunu tutar. Köyüne çok yaklaştığı sırada aklı başına gelir. "Velayet erinin huzuruna vardım. Nasip sundular, ancak buğdayı tercih ettim, gafil oldum. Buğday tükenir, ancak himmet ölünceye dek tükenmez. Ebedi olanı geçici olanla değiştim, o nasipten mahrum kaldım. Geri dönüp kapıya geldiğinde artık çok geçtir." Hacı Bektaş Veli şu cevabı iletir: "O şimdiden sonra olmaz. O kilidin anahtarı Tapduk Emre'ye verildi. Varıp nasibini ondan alsın." Yunus Emre bu işaret üzerine genç yaşta Tapduk Emre'nin yanına gitti. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. Hatta bazı kaynaklar Tapduk Emre'nin kızını Yunus Emre'ye verdiğini, hem talebesi hem de damadı olduğunu kaydetmektedir. Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yunus Emre'den başka bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan inanan insanları birbirine bağlayan manevi bir toplayıcılığı vardır. Onda toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değer yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Batı Anadolu'nun birkaç yöresinde Yunus Emre adını taşıyan makam adı verilen yer vardır. Yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayıklanmış, böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gene Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha derlenmiştir. Yunus Emre, sevgiyi Allah ve onun yarattığı tüm varlıklara karşı duyulan bir yakınlık, bir eğilim diye anlar. Sevginin anlamı, yüce Allah'a, ölümsüz olana kavuşmak, onun varlığında bütünlüğe ulaşmaktır. Yunus'a göre sevgi, kendini başkasında, başkasını kendinde bulmaktır.
sevginin olmadığı yerde öfke, kırgınlık, çözülme ve birbirinden kopukluk gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Sevginin değerini yalnız seven bilir. Sevmek de bir bilgelik, bir olgunluk işidir. Yeterince aydınlanmamış, Allah sevgisinden yoksun kalmış bir gönülde sevginin yeri yoktur. Bütün varlık türlerini birbirine bağlayan, onları Allah'a yönelten sevgidir. Yunus Emre'de yaşamak, Allah'ın yarattığı mucizelerle dolu evrende bulunmaktan sevinç duymaktır. Çünkü Yunus, bütün varlık türlerinde Allah'ın tecellisini görmektedir. Bu nedenle, severek, düşünerek yaşamayı bilen kimse, her yerde Allah ile karşı karşıyadır. Yaşamak, belli nesnelere bağlanmak, yalnız gelip geçici varlıkları edinmek için çırpınmak değildir. Yunus Emre'ye göre böyle bir yaşama biçimi kişiyi Allah'tan uzaklaştırdığı gibi manevi olgunluktan yoksun kılar. Yunus Emre'nin dilinde bilge kişinin adı Eren'dir. Eren, barış içinde yaşamayı, bütün insanları kardeş görmeyi, kendini sevmeyeni bile sevmeyi bilen kişidir. Onun gönlü yalnız sevgiyle, dostluk duygularıyla doludur. Eren'in gözünde insan bir küçük evrendir. Büyük evrense Allah'ın kuşattığı sonsuz varlık alanıdır. Eren olma aşamasına ulaşmış kişide erdem, alçak gönül, eli açıklık, yetkinlik, olgunluk, bir bütünlük içinde bulunur. Yunus'a göre ölüm, ruhun gövdeden ayrılıp Allah'a dönmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle ölüm, ruhla gövde arasında bir ayrılıktır. Gerçekte ölüm yoktur. Ruhun ölümsüzlüğe ulaşması, yüce kaynağa dönüşü vardır. Çünkü bütün varlık türleri Allah'ın tecellisi olduğundan, salt ölüm de söz konusu değildir. Ona göre ölümün bir başka anlamı da bilgiden, erdemden, yetkinlikten ve sevgiden yoksun kalmaktır. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir ahsan vecih ile yuyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız, yuyacağız kefenimiz, saranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza, namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Aşk oldur hakkı seve, hak derdine kıla deva, bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Aşık Yunus söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Ağla gözüm ağla, gülmezem gayri. Gönül dosta gider, gelmezem gayri. Ne gam bunda bana bin kez ölsem, orada ölüm olmaz, ölmezem gayri. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, silmezem gayri. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, ben el daha almazam gayri. Varlığım yokluğa değişmişim ben, bugün cana başa kalmazam gayri.
fenadan bakiye göç eder olduk. Yöneldim şol yola, dönmezem gayri. Muhabbet bahrinin gavvası oldum. Gerekmez, ceyhuna dalmazam gayri. Söyle aşık dilinden bunu Yunus. Eğer aşık isem, ölmezem gayri. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer gününde, hak divanında, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus metheyledi seni dillerde, 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 hem gönüllerde, arayı arayı gurbet ellerde, ey sevdiğim, canım arzular seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkınla avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Bilmem nideyim, kanda gideyim, aşkın elinden, aşkın elinden. Meskenim dağlar, durmaz kan ağlar, gözyaşım çağlar, aşkın elinden. Kaddim yay oldu, işim vay oldu, bağrım nay oldu, aşkın elinden. Dinle zarımı, verdim serimi, kodum ağrımı, aşkın elinden. Varım vereyim, üryan olayım, zevke ereyim, aşkın elinden. Yunus'un sözü, kan ağlar gözü, doğrudur özü, aşkın elinden. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Yol oldur ki doğru vara, göz oldur ki hakkı göre, er oldur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise,
birine bindir az değil. Yunus bu sözleri çatar. Sanki balı yağa katar. Halka metaları satar. Yükü gevherdir, tuz değil. Ey yarenler, ey kardeşler! Ecel ere ölen bir gün. İşlerime pişman olup, kendi özüme gelen bir gün. Yanlarıma kona elim, söz söylemez ola dilim. Karşıma gele amelim, nettimse gören bir gün. Oğlan diğer danışmana, seladır dosta düşmana. Şol dört tekbir namaz ile, dahi tamam kılan bir gün. Beş karış bez durur donum, yılan çıyan yiye etim. Yıl gece obrula sinim, unutulup kalan bir gün. Başıma dikeler hece, ne erte bilen ne gece. Alemler umudu hoca, sana ferman olan bir gün. Yunus Emre, sen bu sözü dahi tamam etmemişsin. Tek yürüyeyim, neyleyim, üstadıma gelen bir gün. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akarsulayım çağlarım, dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, şeyh anarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun oluban yürürüm, o yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi. İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir. Dört kitabın manası tamamdır bir elifte. Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır. 29 hece, okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden eyice bir gönüle girmektir. Acep şu yerde var mı ola, şöyle garip bencileyin. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyin. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam, kimseler olmasın,
şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, şöyle garip bencileyin. Hey Emrem, Yunus, biçare, bulunmaz derdine çare, var imdi gez şardan şara, şöyle garip bencileyin. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım, ne tatlıyım ne acıyım, ben Mevla'ya duacıyım, derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar, dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler bezenim, bozuldu türlü düzenim, ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Şol dülgerler beni yondu, her azam yerine kondu, bu iniltim haktan geldi, derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim, görün beni neler çekerim, derdim vardır inilerim. Yunus, bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez, bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inilerim. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Cömertlikte, yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi, büyük İslam mutasavvıfı, dünyada milyonlarca insanı İslam dinine yakınlaştıran İslam düşünürü, eserleriyle asırlardır tüm insanlığı kucaklayan bir gönül sultanı. Tarihsel kaynaklara göre Celaleddin'in annesi Mümine Hatun, Harzemşahlardan Alaaddin Muhammed'in kızıdır. Mümine Hatun, Konya Karaman'da Mader-i Sultan denen cami dergahında yatmaktadır. Mevlana'nın babası, devrinin ünlü bilginlerinden biri olan ve Sultanül Ulema diye anılan Hüseyinoğlu Bahaeddin Veled'dir.
Bazı kaynaklara göre Bahaeddin Veled, Moğolların Belhi istilası üzerine buradan ayrılmış ve kesin olarak bilemediği bir yol izleyerek Konya'ya gelip yerleşmiştir. Bahaeddin Veled, Konya'da halka verdiği vaazlarla büyük bir üne kavuşmuştur. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın lalası tarafından Bahaeddin Veled için Medrese-i Hüdavendigâr adlı büyük bir medrese de yaptırılmıştır. Bahaeddin Veled'in ölümü üzerine onun bilgi ve aydınlık mirasını temsil etme görevini oğlu Celaleddin üstlendi. Bahaeddin Veled'in ilim ve kemalinden yararlananlar Mevlana'nın çevresinde toplanmışlardı. Ölümünden kısa bir süre sonra öğrencilerinden ünlü sufi bilgin Burhaneddin Muhakkik Tirmizi'nin Konya'ya geldiğini görüyoruz. Burhaneddin, hocası Sultanul Ulema ile buluşmak üzere geldiği Konya'da onun yerini alan Mevlana ile karşılaştı. Seyyid Burhaneddin, entelektüel, kitabi bilgilere teslim olmuş görünen Mevlana'da ilk mistik ilgiyi uyandıran kişi olmuştur. Burhaneddin, Mevlana ile 10 yıla yakın bir süre meşgul oldu. Mevlana'nın Halep ve Şam'da tahsil görmesinin de Burhaneddin'in teşvikiyle olduğu anlaşılıyor. Tirmizli Seyyid, Mevlana'yı bir süre sonra bir aşk tufanı gibi Konya'yı saracak olan Tebrizli Şems'in gelişine hazırlamış ve Şems Konya'ya gelmeden bu kenti terk edip Kayseri'ye gitmişti. Marif adlı eserinden büyük bir bilgi ve aşk eri olduğunu anladığımız Seyyid Muhakkik'in ölümü Mevlana'yı çok etkiledi. Ölümünü duyunca kalkıp Kayseri'ye gitti ve hocasının bıraktığı kitapları da alarak geri döndü. Burhaneddin'in ölümü üzerine onun bağlıları da Mevlana'nın çevresinde kümelendiler ve Mevlana daha büyük bir halkaya hitap etmeye başladı. Mevlana, çevresinden büyük itibar gören birçok bağlısı bulunan bir din bilgini olarak yaşayıp giderken, onun hayatını altüst eden bir garip adam geldi Konya'ya. Tebrizli Şems. Hiçbir yerde mekan tutmadığı için durmadan dolaşan Şems diye anılan bu zatın devrin bir tasavvuf eri olduğu eseri makalattan anlaşılıyor. Ancak onu herhangi bir tarikate veya şeyhe mensup göstermek mümkün değil. İbn Arabi de dahil devrinin birçok ünlüsüyle sohbet etmiş fakat kimini felsefeye kapıldıkları için, kimini de şeyhlik ilan ettikleri için ağır tenkitlere maruz bırakmıştır. Bir kayıtsızlık, bir özgürlük, bir aşk ve sonsuzluk devidir Şems. Ve sonunda temsil ettiği bu değerlerin onurunu hakkıyla taşıdığını şehit olarak ispatlamıştır. İşte bu Şems birden Konya'da görülüyor. Tarih 1244'tür. Geliyor ve Mevlana ile tanışıyor. Bu sufi zatla tanışmasıdır ki Mevlana'nın hayatında büyük etki yaptı ve Celaleddin'in hayat seyri ve dünya görüşü yeni bir yön kazandı. Tasavvufa ilgisi muhakkak olmakla birlikte, yine de sıradan bir din adamı olarak yaşayan Celaleddin, Şems'le karşılaştıktan sonra benlik denizini sınırlayan duvarları parçalamış ve çağlara sığmayan bir aşk ve iman okyanusu halinde akmaya başlamıştır.
Bu karşılaşma Mevlana ile Şems'i iki aşık gibi birbirine bağlamış ve Mevlana'yı hem eski hayatından hem de eski dostlarından koparmıştır. Celaleddin artık tüm zamanını Şems'le geçirmektedir. Bu sürekli beraberlik Mevlana'nın ihmale uğrayan eski dostları tarafından kıskançlıkla karşılanacak ve Şems'e komplolar düzenlenecektir. Mevlana'nın çevresi düşünmektedir ki, Şems Konya'dan giderse Mevlana eski haline döner. Oysa ki bu asla olmamış, Şems'in Konya'dan bir süre uzaklaşması Mevlana'yı iyice divaneye çevirmiştir. Dedikodular yüzünden Konya'yı 1246'da terk eden Şems, 1247'de tekrar bu kente geldi. Mevlana sevinçten uçuyordu. Ne yazık ki Şems'in başı bu kez çok daha ciddi bir sebepten derde girmişti. Bu da Mevlana'nın evlatlığı Kimya Hatun'du. Şems, Kimya Hatun'la evlenmişti. Oysa ki Mevlana'nın oğlu Alaaddin'in de bu kızda gönlü vardı. Mevlana ile Şems'in dostluğunu başından beri kıskananlar, bu Kimya Hatun olayını da kullanarak Alaaddin ve yakınlarını Şems aleyhine iyice kışkırttılar. Nihayet Şems, 1247 yılı Aralık ayının 5. günü bir komployla öldürüldü. Şems'in öldürüldüğü Mevlana'dan uzun süre saklanmıştır. Halk arasında dolaşan söylentilere ise Mevlana bir türlü inanmak istememiştir. Olayın Mevlana'dan gizli tutulması yüzündendir ki, ne Sultan Veled'in eserinde ne de spehsalarda Şems'in öldürülüşüne yer verilir. Mevlana, Şems'in yine Şam'a gittiğini düşünmüş ve onu hep oralarda arayıp araştırmıştır. Nihayet durumu öğrenen Mevlana, bu ezel dostundan sürekli ayrılmış olmanın acısını içli mısralarla dile getirmeye başlamıştır. Sevgili, o gariplik yurdunda neden bunca zamandır eyleşip kaldın? Bu gurbetten dön, gel gene, niceye dek bu pişmanlık. Yüzlerce mektup yolladım, yüzlerce yol gösterdim. Ya yolu bilmiyorsun, ya mektubu okumuyorsun. Gel gene, o hapishanede senin kadrini kimse bilmez. Taş yüreklilerle oturma, sen nihayet bu madenin gevherisin. Ey gönülden, candan kurtulan, ey gönülden ve candan el yıkayan, ey cihan tuzağından azad olan, gene gel, sen dostlardansın. Birisi, Hoca Senai öldü dedi. Ölüm böyle bir erek küçük bir iş değil. Saman değil ki yelle uçtu diyelim. Su değil ki kış yüzünden dondu farz edelim. Tarak değil ki bir telden kırılsın. Tohum değil ki yer onu sıkıp kurutsun. O bu yeryüzünde bir altın madeniydi ki iki cihanı da bir arpaya sayardı. Topraktan yaratılan bedenini toprağa attı. Akla mensup canını göklere çıkardı. Halkın bilmediği ikinci canı, bunu da şaşırtmak için söylüyorum ya, canana teslim etti. Saf şarap tortuyla karışmıştı. Küpün ağzı açıktı, tortudan ayrıldı. Şems'in ölümünden sonra Mevlana, Konyalı kuyumcu ve Allah dostu Selahaddin'i sırdaş edindi. 10 yıl gibi bir zaman sonra Selahaddin de öldü ve Mevlana sırdaşlığını Çelebi Hüsamettin adlı sufi ile sürdürdü. Bu süre zarfında insanlık tarihinin en büyük mirası arasına girmiş bulunan Mesnevi vücuda gelmiş bulunuyordu. Mevlana Celaleddin 1273'te öldü. Mevlana vefatından hemen önce geride bıraktığı binlerce insana şu ifadelerle seslenir.
Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, ben de bu dünyanın gamı var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme. Benim için ağlama, yazık, yazık deme. Şeytanın oyununa düşer, düzenine kapılırsan yazık olur. Yazık, yazık demenin sırası gelir. Cenazemi görünce, ah ayrılık, ayrılık demeye kalkışma. Kavuşup buluşmam o zamandır benim. Beni kabre indirip bırakınca, elveda, elveda deme. Çünkü kabir, can topluluğunun bir perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe, aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama doğmaktır o. Mezar hapis görünür ama canın kurtuluşudur o. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda da böyle bir şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bu yanda ağzını yumdun mu, aç o yanda. Artık senin hay huyun, mekansızlık aleminin havalarındadır. Mesnevi. Mesnevi, klasik Doğu edebiyatında bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi. Mesnevi, her ne kadar klasik Doğu şiirinin bir türü ise de mesnevi denildiği zaman akla Mevlana'nın mesnevisi gelmektedir. Mevlana, mesneviyi Hüsamettin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi, Hüsamettin Çelebi'nin söylediğine göre Mevlana, mesnevi beyitlerini Meram'da gezerken, otururken, yürürken hatta sema ederken söylermiş. Çelebi Hüsamettin de yazarmış. Mesnevi'nin dili Farsçadır. Halen Mevlana Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli elde bulunan en eski mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25.618'dir. Mesnevi'nin vezni failatun failatun failündür. Mevlana 6 ciltlik mesnevisinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır. Divan-ı Kebir. Divan, şairlerin şiirlerini topladıkları deftere denir. Divan-ı Kebir, büyük defter veya büyük divan manasına gelir. Mevlana'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Divan-ı Kebir'in dili Farsça olmakla beraber içinde Arapça, Türkçe ve Rumca şiire de yer verilmiştir. Mektubat. Mevlana'nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için kendisinden sorulan ve halli istenen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlana bu mektuplarında edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında kulunuz, bendeniz gibi kelimelere hiç yer vermemiştir. Hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa onu kullanmıştır.
Fihi ma fih. Fihi ma fih bir cümle olup ne varsa içindedir manasına gelmektedir. Bu eser Mevlana'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bunların oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. Bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır. Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürşit ve mürit, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir. Mecalisi Seba. Mecalisi Seba yani 7 meclis, kendi adından da anlaşılacağı üzere Hazreti Mevlana'nın 7 meclisinin 7 vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlana'nın vaazları Çelebi Hüsamettin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydıyla eklentiler yapılmıştır. Her şeyi Allah'tan iste. Bir hafızların değeri. Mevlana'nın nasihati. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Güneş olmak ve altın ışıklar halinde ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan 100 rüzgarı olmak isterdim. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Biz güzeliz. Sen de güzelleş. Beze kendini. Bizim huyumuzla huylan. Bize alış başkalarına değil. Bir katre olma. Kendini deniz haline getir. Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Beri gel beri, daha da beri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik benlik. Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma. Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak. Hakla ettiği sözleşmeyi yerine getiriyorsa, insanlara verdiği sözde duruyorsa, vefalıysa onu istediğin kadar öv. Onun iyi vasıflarını bir bir say. O senin övgünden, saydığın meziyetlerden daha üstün bir kişidir. Şöhret afettir. Şöhret peşinde koşmak, iyi tanınmak için uğraşmak
insanlığa yakışmaz. Eğer sen hakikati, aşk incisini arıyorsan, görünüşten kurtulman, denize dalman, derinliklere inmen gerek. Yoksa şöhret, gösteriş, deniz kıyısına düşen köpüktür. Kötü huy, kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma. Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın. Ömürse kısadır. Korkarım ki sen bu uykudan uyanınca gündüz olur. Hadi şu benlikten kurtul. Herkesle anlaş, herkesle hoş geçin. Sen kendine kaldıkça bir habbesin, bir zerresin. Fakat herkesle birleştin, kaynaştın mı? Bir ummansın, bir madensin. Bütün insanlarda aynı ruh vardır. Ama hepsinde de aynı yağ bulunmaktadır. Dünyada çeşitli diller, çeşitli lügatler var. Fakat hepsinin de anlamı birdir. Çeşitli kaplara konan sular, kaplar birleşirler, bir su halinde akarlar. Tevhidin ne demek olduğunu anlar da birliğe erersen, gönülden sözü, manasız düşünceleri söküp atarsan, can, mana gözü açık olanlara haberler gönderir, onlara gerçekleri söyler. Sende bulunan 5 duygu ışığını gönül nuruyla aydınlat. Duyguları 5 vakit namaz gibi bil. Gönlünse 7 ayetten ibaret olan Fatiha suresine benzer. Her sabah göklerden bir ses gelir. Gönlünden dünya sevgisini atabilirsen o sesi duyar, hakikat yolunun izini bulur, yol alır gidersin. Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz'den öğren de Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, belaya razı olur da ses çıkarmazsan o anda hemen sana cennet kapısı açılır. Eğer gam elçisi sana gelirse, tanıdık bir dost gibi karşıla, onu kucakla. Zaten o sana yabancı değildir, onunla aşinalığın vardır. Sevgiliden gelen cefaya karşı sakın suratını asma. Onu neşeyle karşıla, merhaba, hoş geldin de. Onu güler yüzle, tatlı sözle karşıla ki gönül alıcı o eşsiz varlık hoşa gitmeyen çarşafını üstünden atsın da güzelliği ortaya çıksın. Ey benim canım! Şu toprak perdesinin ötesinde gizli bir zevk, gizli bir mutlu yalayış vardır. Her şeyi gizleyen bu örtünün altında yüzlerce güzel Yusuflar vardır. Bu ten, bu görünen beden ortadan gidince asıl varlığın olan ruhun kalkar. Ey sonsuz olan ruh! Ey fani olan ten! Bu halin nasıl olduğunu anlamak istersen her gece kendine bak. Uykuya dalınca tenin ölmüş gibidir. Ruhunsa cennet bahçelerine kanat çırpmaktadır. Pişman olmayı kendine adet edinirsen, devamlı pişman olur durursun. Nihayet bu pişmanlığa da daha ziyade pişman olursun. Ömrünün yarısı perişanlıkla geçer. Öbür yarısı da pişmanlıkla heder olur gider. Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara. Sermayesi kanaat olan kişinin her yaptığı iş taat olur, ibadet sayılır. Onun yemesi, içmesi, uyuması, hakkın emrini tutması, yerine getirmesi içindir. Sakın haktan başkasını dost edinme. Çünkü halkın dostu olmak, halkın gözüne girmek ömürsüzdür. Ancak yarım saat sürer. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim.
ve ayrı bir renk katmaktadır. Tilavet Odası. Tilavet, Arapça bir kelime olup, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve usulüne uygun olarak okuma anlamına gelir. Geçmişte bu odada Kur'an-ı Kerim okunulduğu için buraya tilavet odası denmiştir. Halen hat dairesi olarak kullanılmaktadır. Hat dairesinde Mahmud Celaleddin, Mustafa Rakım, Hulusi, Yesarizade gibi devirlerinin meşhur hattatlarının levhaları yanında Sultan II. Mahmud'un yazdığı altın kabartma bir levha da yer almaktadır. Huzur-u Pir. Türbe salonuna Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir. Burada bulunan iki vitrin içerisinde Mevlana'nın meşhur eserlerinden Mesnevi'nin, Divan-ı Kebir'in en eski nüshaları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük kubbe örter. Üçüncü kubbeye post kubbesi de denilir ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir. Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir setle çevrilir. Kuzeyde iki parça halinde yer alan yüksek setlerde altı Horasan erinin sandukaları yer almaktadır. Horasan erlerinin hemen ayak ucunda ise İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han için yapılmış nişan taşı sergilenmektedir. Yine burada yer alan iki levha Mevlana'nın felsefesini ve düşünce sistemini açıklaması açısından mühimdir. Birinci levha Türkçedir ve şöyledir: Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hazreti Mevlana. İkinci levha ise Mevlana'nın Farsça bir rubaisidir. Rubai'nin Türkçe çevirisi şöyledir: Gel, gel, ne olursan ol gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Hazreti Mevlana. Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksekçe set üzerinde ise Mevlana ve babası Bahaeddin Veled'in soyundan gelme, onu hanımlara ait olmak üzere 55 adet mezarla Hüsamettin Çelebi, Selahaddin Zerkubi ve Şeyh Kerimüddin gibi Mevlevilikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait toplam 65 mezar bulunmaktadır. Hanımlara ait mezarların üzerinde yer alan sandukalara sikke konulmamıştır. Yeşil kubbenin tam altında Mevlana'nın ve oğlu Sultan Veled'in mezarları yer almaktadır. Mezarların üzerindeki iki bombeli mermer sandukayı 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Sandukaların üzerinde yer alan altın sırma tellerle işlenmiş puşide ise Sultan II. Abdülhamit tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Halen Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in mezarı üzerinde bulunan ve bazı kişilerin oğlu gelince babası ayağa kalkmış dedikleri ahşap sanduka ise bir Selçuklu şaheseri olup 1274 yılında Mevlana için yaptırılmıştır. Kanuni, Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in mezarları üzerine 1565 yılında yeni bir mermer sanduka yaptırınca ahşap sanduka buradan kaldırılmış ve sandukası olmayan Mevlana'nın babasının mezarının üzerine konulmuştur. Semahane. Semahane bölümü, mescit bölümüyle birlikte 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Semahane'de sema, 1926 yılında dergah müze oluncaya kadar devam etmiştir. Semahane'de yer alan naat kürsüsü ve müzisyenlerin oturdukları mutrip hücresiyle
erkekler ve hanımlara ait mahviller orijinal halleriyle korunurken, semahanenin uygun duvarlarında tarihi halılar ve yine vitrinler içerisinde madeni ve ahşap eserlerle Mevlevi musiki aletleri sergilenmektedir. Mescid. Mescide çera kapısından girilir. Ayrıca mezarların bulunduğu huzur pir ve semahane bölümlerinden de birer küçük kapıyla geçişler vardır. Bu bölümde müezzin mahfili ve Mesnevihan kürsüsü orijinal halleriyle muhafaza edilmektedir. Mescidin güney duvarı üzerinde çok değerli halı ve ahşap kapı numuneleri sergilenirken, mescid içerisine serpiştirilen 10 adet vitrinde de çok değerli cilt, hat ve tezhip numuneleri sergilenmektedir. Halı kumaş bölümü, derviş hücreleri. Mevlana dergahının ön avlusunun batı ve kuzey yönünü çevreleyen, her birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan 17 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler, Padişah 3. Murat tarafından 1584 yılında dervişlerin ikameti için yaptırılmıştır. Bu hücrelerden giriş kapısının sağında kalan 4 hücre, halen gişe ve idare binası olarak kullanılmaktadır. Girişin solunda kalan 13 hücrenin baştan 2 tanesi, Posneşin ve Mesnevihan hücresi olarak orijinal eşyalarıyla teşhir edilmiştir. Matbah bölümü. Matbah, müzenin güneybatı köşesinde yer alır. 1584 yılında Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmıştır. Dergahın müzeye dönüştürüldüğü 1926 yılına kadar yemek ihtiyacı burada karşılanıyordu. 1990 yılında yapılan onarımlardan sonra bu bölümün teşhir ve tanzimi mankenlerle yeniden yapılmıştır. Matbahın asıl işlevi olan yemek pişirme ve somat denilen sofrada yemek yeme adabı mankenlerle anlatılmaya çalışılmıştır. Matbahın diğer işlevlerinden olan Nevniyaz denilen Mevlevi aday adayı saka postu üzerinde otururken, Sema talim çivisi yanındaysa Sema dedesinin can tabir edilen Mevlevi derviş adayına Sema talim ettirişi anlatılmaya çalışılmıştır.